Günaydın. Günaydın. Ne o? Pek rahat uyuyamadın galiba gece. Yorgun görünüyorsun. Aa, işte bile. Mışıl mışıl uyudum bebekler gibi. Senin misafirin yoktu herhalde dün gece. Yoktu. Bütün gece neler planlıyorsun onu düşündüm. Bulabildin mi bir şey? Bulacağım. Bulacaksın. Bulacağım. Bulursun. Ben de senin hastanedeki kayıp saatlerinin nedenini bulacağım. Az kaldı. Ne diyeyim? Allah kolaylık versin. Verir, verir. Ben ameliyata giriyorum. Ne ameliyatı? Programında görünmüyor. Son dakika çıktı. Hadi görüşürüz. Efendim Efsoş. Binnur. Emin ameliyathaneye geliyor. Mete'yi görecek. Ne? Evet, evet. Ameliyatı varmış. Ne ameliyatı bu ya? Nereden çıktı şimdi? Ne bileyim ben. Hani Binnur her şeyi bilirdi. Ne oldu? Ya bak programa baktım. Programda yazmıyor öyle bir şey. Ha, tamam. Tamam. Ne yap ne et Ayşe Hanım sakın görmesin. Tamam mı? Ben birazdan geliyorum. Tamam, tamam. Bir de bak bakalım kimmiş bu son dakika? Kime ameliyat ediyor bu? Ay, tamam, tamam. Hadi, tamam. Kapat hadi. Hadi. Ay. Niye hala alınmıyorum? Ameliyathane hazır değil. Hazırlıyoruz. Blooming Beauty ailesi olarak dezenfekte ediyoruz sizler için. Evet. O zaman çabuk gidin. Hazırlayıp size geliyorum. Biraz çabuk lütfen. Bu sevimsiz bir şey. Çok beklettiniz. Ne zaman alacaksınız beni? Ameliyathane hazırlanıyor. Blooming Beauty ailesi olarak dezenfekte ediyoruz. Ben bir hazırıma bakayım madem. Efsoş, yandık, yandık. Niye, ne oldu? Bademcilerin hastasıymış. Hani bu kadın doğalcıydı? Doğumdan sonra karnıyla göğüsleri sarkmış, bu da bunalıma girmiş, anasından gizli yaptırıyor. Anası da ondan gizli. Mete Demir'den gizli ameliyat yapıyor. Ve hepsi aynı yerde. La kahretsin. Allah'ım. İkisinin odaları da yan yana, bir yastan ameliyata girecekler. Ya Emir, o yüzden bu badeyle fısır fısır konuşuyormuş. Ayşe Hanım o yüzden reddetmiş demek ki. Ay ben ne yaptım ya? Düşün, bir şey düşün. Düşünme vakti değil. Ne? Harekete geçme vakti. Tamam mı? Şimdi Ayşe badeyi görmesin, Emir Ayşe'yi görmesin. Emir'le Mete yan yana gelmesin. Tamam mı? Hadi. Merhaba Bade Hanım, nasılsınız? Çok beklettiniz beni. Bir sorun mu var? Sorun mu? Ne münasebet. Blooming Beauty'de asla böyle şeyler olmaz. Hakaret sayarım. Asla. Saçmalık. Bakın annem asla duymamalı. Şu anda beni Tibet'te sanıyor. Oo, çok uzak. Tibet, uzak bir diyar. Oo, evet. No, evet. Çok uzak gitmişsin. Beraber gideriz. Sensiz olur mu? Tamam. Hiç merak etmeyin. Her şey kontrolümüz altında. Bana güvenin. Ayşe yanında da ameliyathane hazır, gidelim. Tamam, hadi bakalım. Hadi. Aldık Bade Hanım'ı. Hadi, hadi. Aldık. Evet. Evet, nereye gitti bu hemşire? Çıkmayın. Biz alalım. Evet, hadi bakalım. Ne olacak, elimize mi yapışacak? kardeş, hadi bakalım. Ay maşallah. İnceciksiniz, şurada hemen sevileceksin. Nazar. Bak, Nazar. Ay hastane burası canım, sessiz bir an. Sessiz olun, sessiz olun, sessiz olun. Ben biraz yavaş içsenize, korkuyorum. Ayşe Hanım. Ay Efsun Hanım. Size çok teşekkür ediyorum. Tutun, özür dilerim. Hastalar var. Evet, evet, evet. Bana Mete Bey'i önerdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yani aslında içim rahat ama biraz da tabii heyecan var. Ben önermedim. Ben önermedim. Mete Bey'i ben önermedim. O kendi önerdi. Ama tabii ki de kefilim. Çok iyidir yani. Popo kaldırma da bir numaradır. Çok teşekkür ediyorum. Heyecan yok diye bu kadar da... Ay, çok özür dilerim. Bu kadar da estetik ameliyata girdim. Kere de heyecanlanıyorum. İşte, çok canım. Sıcak burası. Niye? Ya benim işte Allah'ın hikmeti. Buyurun. Buyurun, buyurun. Ayşe Hanım bu katta birazcık tutun. Tamam mı? Ben çağırınca ameliyathaneye getirsiniz. Tamam, tamam hocam. Hadi. Oradan değil. Oradan değil. Kaç defa söyleyeceğim. Dümdüz çıkacağız. Evet. Yavaş. Ben geldim.
Biz de işte sonra çıktık Antep'ten buralara geldik. Antep'i mi anlatıyorsun? Ay evet, Antep'i geldik. Kırış kırış anlattım. Antep'ten geldik. Antep fıstığımız. Babamın bir çiftliği var. Aa, bir atlar var. Bir kişni onlar. Ameliyatın olduğunu bilmiyordum. Ben son dakika belli oldu. Zaten senin de görünmüyordu ameliyatın. Ne ameliyatı bu son dakika? Popo kaldırma. Aa, senin uzmanlık alanın yani. Öyle. Diyorum ki belki bir gün ben de yaptırırım sana. Bakayım. Yo, güzel, konumu güzel senin. Öyle mi? Güzel güzel, yeterince kalktık zaten. Ha. Evet. İyi. İyi operasyonlar dilerim. Hadi kolay gelsin. Tamam. Protein tozuyla iğneyi basıyorlar işte. Öyle oluyor. Ya işte bizde çiftlik hikayesi bitmez. Hadi bakalım, hadi bakalım. Siz anesteziden sonra uyanınca ben yine anlatırım size. Aldık aslamızı. Evet, hadi bakalım. Görüşürüz. Oh, vallahi ucuz atlattık kız. Görüyor musun? Tamam. Bade içeride, Emir de girsin. Ayşe Hanım çarptırız hemen. Ama. Ben sana haber vermeden hastayı getirme demedim mi? Ne işin var burada? Ama Meti Bey burada yapacak ameliyatını. Emir Bey de burası yasılmış. Böyle iş mi olur? Bu ne rezalet? Son dakika bir karışıklık olmalı. Olamaz, olamaz. Çabuk Ayşe'nin başka odaya alın, çabuk. Ay çocuklar, gene bir sorun mu var? Ne münasebet? Ne sorunu ya? Burada sorun olabilir mi? Burada hiçbir sorun olmaz. Sizi şöyle alalım. Götürelim, sizi de götürelim. Gene klimalar çalışıyor. Ay, çok net olmalı. Niye bu kadar sıcak çocuklar? Hiç öyle olmaz. Bu klimalar. Sen nereye gidiyorsun? He? Ameliyata. Buradan değil, sen ameliyatını burada yapıyorsun. Asistanım buraya ayarladı. Ah yok, ben bir karışıklık olmuş ama hallettim. Sen buraya, Mete sen de oraya gidiyorsun, hadi. Yürü. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi tamam. Sen hadi popo kaldır. Böyle şey yapalım. Hadi bakalım sen de gel. Bir dakika, bir dakika. Sen niye bir gerginsin bugün? Ne gerginliği? Ben asla gergin değilim. Seni görünce gerildim. Evet, çok haklısın. Seni görünce bir gerginlik geliyor bana. Hadi gir içeri ameliyatına. Ameliyatını bekliyor seni. Bade Hanım bekliyor. Hadi. Ya ameliyatın var. Seni hasta bekliyor içeride. Bayılmış, ayılmış kadın. Hadi yürü. Hadi. Hadi. Steril ettik hocamızı. Hocamızı aldık, steril ettik. Ameliyatı var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yap şovunu. Bakalım. Emir de girdi. Kurtulduk, kesin kurtulduk. Allah kahretmesin ya. Buradan ayrılmamak lazım ama benim hastalarım geliyor. Tamam sen git, ben beklerim burada ameliyat bitene kadar. Tamam Binur, sen bekle. Ameliyatlar bittikten sonra onları farklı katlara koy. Aman diyeyim, sakın karşılaşmasına, yoksa biteriz. Vallahi biteriz, billahi biteriz. Hallediyorum, Binur halleder. Bir daha bana böyle şeyler yaptırma, tamam mı? Beceremiyoruz, beceremiyoruz biz entika, tamam mı? Buradan ayrılma. Bay bay. Doğal davran. Doğal davran. Tamam, dik dur. Onu rüyamda görürdüm seninle dans etmeyi. Belki de rüya görüyorsun şu an. Öp beni. Bu arada tanıştırayım. Efsun Hanım, ortağım. Memnun oldum. Ayşe Hanım nerede ya? Onu da bir göreyim de. Gördün mü Efsun? Dans.
Dans edecektik. Nereye? Dans edecektik. Ayhan, yan ameliyathaneye git. Mete'nin hastasının adı Ayşe mi, öğren bana. Hemen hocam. Emir Modern Life'ta ameliyata girmiş. Orada gizlice kimi ameliyat etmiş biliyor musunuz? Sen benim hastamı Mete'ye mi ayarladın? Böyle mi ortak olacaksın sen? Arkamdan gizli kapaklı işler çevirerek mi? Gizlilikten mi bahsediyorsun sen Emir Bey? Modern Life'te ameliyat yapmışsın benden habersiz. Klinik dışında ameliyat yapmak yasak. Bitireceğim seni. Bitirsene. Çok merak ediyorum nasıl bitireceksin. Benim de kendime göre yöntemlerim var sonuçta. Sen merak etme, orasını bana bırak. O kadar çabuk olacak ki. Sen bile şaşacaksın nasıl gittiğini. Yapabiliyorsan yap. Senin patronluğunun bu hastanede bir hükmü yok artık. Bir dakika. Senin bu hastanede hükmün yok ne demek ha? Anlatsana sen bana bunu. Senin bu hastanede hükmün yok demek. Allah Allah, seninkinin mi var? Arkadaşlar. Tamam, ayıp oluyor bak, insanlar bakıyor. Hadi çıkın dışarıda konuşun. Geldiğinden beri ortalığı karıştırmaktan başka bir şey yapmadın. Sana defalarca söyledim, burası köy yeri değil. Her şeyin bir adabı, bir usulü var burada. Bana bir daha köyden bahsedersen yemin ederim tekmeyi yersin. Şuna bak ya, laflara bak ya. Kimle konuşuyorum ben ya? Anlaşılmıyor ki, bu mesafeden de anlaşılmıyor. Aslında ben kavga etmelerini olumlu buluyorum. Çünkü o da bir paylaşım yöntemi. İçlerindekileri dışa vuruyorlar. Öyle mi oluyor? Ne tabii, yapıyorsunuz tabii. Siz orada? Çok böyle fısıltıyla kavga ediyorsunuz. Duyamadık da biraz yanaşalım, yakınlaşalım dedik be. Şuna bak ya. Kavga, gürültü, karmaşa ne ararsan var. Kliniğin adı çıkacak senin yüzünden. Emir haklı. Haklı Emir. Böyle klinik falan yönetilmez. Ya uzlaşın ya dağılın. Ne bu böyle Emir haklı, Emir haklı? Kliniğin sloganı mı o? Emir haklı. Değil haklı, ben haklıyım. Arkadaşlar bizi yalnız bırakır mısınız? Peki. Hoşuna gidiyor değil mi bütün bu olanlar? Patronluğunu sağlama alıyorsun. Madem patron olacaksın, git aşağıdaki krizi çöz önce. Kimi ameliyat ettiğini öğrendim. Kimmiş? Aydan Güler. Aferin. Öğrenmişsin nasıl öğrendiysen. Hala bir şeyler gizliyorsun. Adım gibi eminim. Sen oyuncuyla kanka falan olmazsın. O kadar popüler bir kadına bedava ameliyat da yapmazsın. Yumuşak bir kalbim var. Ne diyebilirim ki? Çok yumuşak. Baya. Nereye? Aydan Güler'le görüşmeye. Bakalım bana neler anlatacak. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ayşe ve Bade Hanımlarla ilgileneceksin. Madem patron sensin,
Ben bozdum, sen düzelttin. Ya bıktım senden ya. Bıktım, iki günde bıktım senden ya. Ne o? Kuşlardan neler mi bekliyorsun? Ne oldu? Bulabildin mi Aydan Hanım'ı? Bulamadın mı yoksa? Aydan Hanım senin gibi değil. Yoğun bir kadın. İşinde gücünde. Çekirge bir sıçrar. İki sıçrar. Emir Demirhan. Üçüncü de? Hikayenin o kısmını ben yazıyorum. O zaman görürsün. Sen gerçekten inanıyorsun beni bu klinikten attırabileceğine. Hem de çok. Ve bu kliniğin patronu olmak istemiyorsun, öyle mi? Benim derdim klinikte değil. Benim derdim seninle. Sen bana kur mu yapıyorsun? Sen buna kur diyorsan hiçbir şey bilmiyorsun. Yanakların kızardı. Dermatoloğa görün istersen. Görüşürüz Armağan Hanım. Burada mıydın? Ne oldu? Yine mi kriz var? Krizsiz anımız mı var? Bu Efsun'un gelişi hiçbirimize iyi gelmediymiş. Yani Dermin Hanım niye onu getirmiş başa? Akrabası falan mı biliyor musun sen? Bilmiyorum Gülden. Bence senin yerinde gözü var. Ne olur dikkatli olabilir. Kimse benim yerimi alamaz, sen merak etme. Başka hastanede ameliyat yaptığını, parayı da cebine attığını söylüyormuş. Haberim var. Hiçbir şey yapamaz. Emir, sana bir şey daha söyleyeceğim ama sinirlenme lütfen, tamam mı? Ne oldu? Hani senin bu geçen hafta ameliyat ettiğin bir hasta vardı, komaya giren, tiroidi olan. Neşim Hanım, evet. Ne olmuş ona? O iyi ama Efsun seni ihmalden etik kurula çıkaracakmış. Sen hiç kurula çıkmadın Emir. Bu senin için haysiyet meselesi. Bak bu Efsun hem senin onuruna hem doktorluğuna leke sürecek. Sen böyle bir şey kabul edemezsin. Bu saatte kabul ettiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Ne demek? Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Buyur Mete. Efsun Hanım. Şimdi bu Emir'in etik kurula çıkması lazım. Onun için yönetim kuruluna şey verdim. Bunu da vereyim size. İmzalarsın. O konu kapandı. Olmayacak öyle bir şey. Az kalsın bir hasta söylüyordu. Yani hesap vermesi gerek. Hasta raporları değiştirmiş. Tiroid hastası olduğunu bizden gizlemiş. Yani Emir'in bir hatası yok. Hatası olmayan bir hekimi de etik kurula çıkarmayacağım. Anlaşıldı mı? Al. Siz Emir'in klinikten atılmasını istemiyor musunuz? Benim Emir'le aramda olanlar sadece onu ve beni ilgilendirir. Etik kurul toplanmayacak. Emir'i zan altında bırakamam. Fakat yönetim kurulu istiyor. Kaya Bey de öyle. Eminim Pervin Hanım da olsaydı... Pervin Hanım yok. Ben varım. Ortağım Emir Demirhan'ı satmayacağım. Haksız olduğu bir duruma sokmayacağım. Anlaşıldı mı Mete? Ve bir daha... Ortalığı karıştırmaya kalkarsan, klinikten giden sen olursun. Hadi bakalım. Sana kolay gelsin. Merci. Ne o? Efsun'un odasına mı sığındın? Yo, patronun odasındaydım. Ne var ki bunda? Emir'ciğim izin verirsen benim eve gidip dinlenmem lazım. Yarın çok ameliyatım var da. Mete, bu arada söylemeyi unuttum. Ameliyat hemşireni çaldım. Duygu artık benimle çalışıyor. Yarınki ameliyatların da kolay gelsin. Duygu 8 yıldır benimle çalışıyor. Beni bırakacağını hiç zannetmiyorum. Ama operasyon için ihtiyacın olursa ödünç verebilirim. Çok iyisin. Sen de öyle.
Efsun. Sen beni etik kuruluna mı çıkarıyorsun? Ben doktorluk kariyerimde bir kez bile çıkmadım o kurula. Benim cerrahlığım sorgulanırsa, bu duyulursa... Kimse seni sorgulamayacak. Cerrahlığını da. Senin o ameliyatta bir hatan yok Demir. Bunu hepimiz biliyoruz. O kurulu toplamayacağım. Merak etme, bana inan. Sana inanayım mı? Sanki bu mümkünmüş gibi. Pardon? O ne demek şimdi? Sen daha bugün beni attıracağını söylemedin mi? Üç aylığına gelen biri için fazla hırsızsın. Hem mesela Pervin Hanım'la nasıl bir anlaşmam var hala bilmiyorum. Onu arayıp kendisine sorsana. Çok yakınsınız ya. Bu ortaklık yürümüyor. Orası net. Açık konuşalım. Sen bana güvenmiyorsun, ben de sana güvenmiyorum. Ha, şunu bileydim. O yüzden ya sen gideceksin ya da ben. Aynen öyle. Gerekmedikçe de bir araya gelmeyelim. Bana uyar. Anlaştık. 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 Efendim Cem, söyle. Ne? Ne kazası? Neredesin? Hangi karakoldasın? Tamam, geliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.